Evet dostlar, cümleten selamun aleyküm. Balıkesir'den tüm dostlarıma selamlar, saygılar. Nasip olursa bugün günlerden yine bir ihtiyaç sahibi ailemizi sevindireceğiz. Oraya gideceğiz. İki çocukları varmış, iki kızları. Biri 6. sınıfa falan gidiyor galiba, biri de ilkokul 1 olması lazım. Ailenin durumu çok da iyi değilmiş. Çocukların anneleri eşinden ayrılmış. Annenin ve dedelerine yaşıyorlar. Dede de biraz böbreğe alınmış galiba. Özürlü. İşte yeğen işlere gidiyormuşlar. Yeğen buldukça. Öyle. O da kışın ne kadar bulabilirsin. Meçhul. Neyse biz de erzağımızı aldık. Çocuklara kıyafetler falan aldık. Nasip olsa gidip onları teslim edeceğiz. Ben gidip görmedim aileye. Daha yeni gideceğim. Bizim bir abimiz söyledi. Böyle bir aile var Halil dedi. Durumları kötü dedi. Neyse gidelim görelim.
Selamünaleyküm. Hoş bulduk gülüm. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Bugünümüzü aratmasın Allah. Amin. Amin. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm abla. Selamünaleyküm abla. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yaptı kız? Adın ne bakalım senin? Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyisin? Ya, hoş geldin. Ne bakalım sizin isimleriniz? Benim Hatice Ömer, kardeşimki Zeynep. Zeynep, utandın mı? O biraz utangaçtı. Okula gidiyor musunuz bakalım? Hı hı. Sen kaça gidiyorsun? Ben 6, bu 1. Nasılsınız abla, iyisiniz? Allah'ım size şükür, bugünümüzü güzel Rabbim aratmasın. Amin, amin abla. İyi. Ziyaretine geldik. Teşekkür ederim. İşte çocuklara bir şeyler aldık, getirdik. Teşekkür ederim. Durumumuzu öğrendik. Nasıl da şimdi abi durumunuz? Neyle geçinirsiniz? Adamın hastalıktan nedeninden emekliliği var. Anladım. Şeyde. Mahalleler emekli. Ben emekli şey böbrek nakli oldu da. Hı. Devamı İzmir'e gelip gidiyor. Anladım. İşte iki torun bakıyor. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Kızımın. Kolum da kırıldı benim. Öyle mi? Geçmiş evet, olsun. Evet, böyle çalışıyorduk, üstüne ekliyordum. O da kırıldı işte Allah'a şükür. Allah böylesini belki uygun görmüştür bize. Günlük yemeğiyle işlere mi gidiyorsunuz? Aynen. Bulabildiğince. Bulduğumca gidiyorum. O da kışın da biraz zor değil mi? Aynen. Kolu komşularımız Allah'a şükür olsun. Allah razı olsun herkese. Evet. Aynen. Aç bakalım şunda ne var bak. Gel bakalım. Aç bakalım. Efendim biraz şeydir. Bak bakalım ne var. Bak evet. Bakalım ne var. Bak bak o sana özel o. Zor alıştım bir şey yapar da biraz. Abla saçı var. Bak o sana özel. Safinaz. Safinaz hanım ya. Göster bakalım. Göster abla. Göster. Oo bak bebek. Sana özel o. İşte öyle. Size bak kıyafet de aldım. Şimdi şöyle tutalım. Bunları şeyden aldım ben. Hitacettesinde Yörükoğlu ayakkabı var. Yörükoğlu. Oradan değiştirebilirsiniz. Tamam. Bak. Sonra. Gel bakalım, gel bak. Zeynep Duran Yeniz. Zeynep bak bunlar senin. Şöyle bak koyarsan televizyonu kapatayım. Televizyonu kapatayım. Bak Zeynep dur. Nasıl ben bunu bari. Bak bu mont senin. Tamam mı? Evet. Çoraplar. Üstüne bak senin. Telefoncu dur böyle. Kızım var. Bak bunlar da senin. Senin izin de vardı böyle biliyorsunuz. Bak bunlar da senin. Bunları güle güle giy tamam mı? Ayakkabılar. Bunlar teşekkür hepsi. Ederim kızım de. Evet. Ben onun yerine sayın teşekkürler. Senin bir adamı da. Senin montun. Tamam mı? Büyük küçük gelirse değiştirebilirsiniz. Nasıl beğendin mi? Hı hı. Al bakalım. Teşekkürler. Ne iyi. Hatice Ölmaz değil mi? Evet. Bu iş yapmaz. Bakalım. Bu da böyle okula giderken giyersin. Al bakalım. Beğendin mi? Hı hı. Güle giyin. Teşekkür ederim. Abi. Ben çocuklara arşivde vereyim. Al bakalım.
Al, bu da senin. Al. Al senin ablası. Al der ablası verin. Ablamdan alırsın, daha güzel neden almış? Abla ben size biraz da şey vereyim. Bunu da evin ihtiyacını kullanırsınız. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Kızım, nasıl geldi? Güzel mi? Biraz bana küçük geldi. Küçük gelse değiştirebilirse bir gün de alabilirsiniz. Onu zorla ayarlarsınız. Tamam. Şimdi ben size mi? Dükkanın ismini söylerim birazdan. Gidip şey yapabilirsiniz yani, hiç sıkıntı değil. Bunu da giy bakalım hadi. Olsun, giy bir, önce bir giy bakalım. Giy. Şöyle bir düzelt. Yakanı falan bir düzeltelim. Kolları düzelt. Küçük mü geldi? Olsun, çıkarma hemen anneciğim. Ben bunu ayarlamıştım. İlikle bakalım fermuarını. Şöyle fermuarı çek yukarı doğru. Üzerim oluyor gene o. Değiştirirsiniz. Küçük mü geldi? Tamam, o değiştirir, hiç sıkıntı değil. Siz yeter ki şey yapın yani, beğenin. Aynısını alırsınız. Veya farklı modelini seçebilirse hiç önemli değil. Ben şeyini yaparım onu. Ben konuşurum. Ne güzel olmuş. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel olur musun öyle? Morlu morlu. Bak hadi bak hadi. Bak bakalım bak bakalım. Bak. Öyle yapma tut anne, öyle yapma. Bir de ayrı boş gelmeli onun yanına. Çok güzel olmuş bak. Şöyle aç bakalım şeyine göre. Oo. Çok yakıştı. Neydi ismin? Zeynep Nur'da. Zeynep Nur. Güle güle giy. Ayakkabılarını giy bakalım nasıl olacak? Ayakkabılarını. Annen giydirsin kızım. Elimle yapamadım. Kızımın testleri de güzel değil mi kızım? Tamam, inşallah Rabbim başarı eylesin. Aynen. Anne nasıl? Çok güzel. Hepsi biz Allah'ın için. Benim bacağım kırıldığı için biraz çekiniyor. Onun da ayağı tamam. 2-3 ay gitmedi. Küçük geldiyse abla değiştirebilirsiniz, tamam mı? Ben dükkan ismini söyleyeceğim size. O halde gene iyi yani. Sıkın biraz. Sıktı mı? Nasıl anne? İyi. Kendinize göre ayarlasın. Tam iyi giriyor zaten. Kolay giriyor ya. Ha, kolay giriyor. İyi. Kolay giriyor. İyi, bence iyi, de güzel. Bak bakalım. Bak kızım bakalım. Ooo çok yakıştı Zeynep. Güle güle giy. Utandı. Nasıl seninkiler ayakkabılar? Güzel, rahat. Bunlar güzel değil mi? Evet. Tamam. Güle güle giyin. O eşyaları değiştirsen hiç sıkıntı yok. Ben dükkanın ismini söyledim zaten. Kızımıza sıkıntı yok. Evet, ona yakıştı. Aferin. Evet, bana tam geldi. Zeynep nasıl geldi? Zeynep değil mi? Unutuyorum evet, ben evet, ya. Zeynep. İyi mi dedim? Nasıl? İşte teşekkür etmiyorsun. Teşekkür etti o. Şımarık. Zeynep, tam bebeğe göre bu makya. He? Çok utandı. Tam bebeğe göre. Aynen. Hangi okula gidiyorsunuz? Cumhuriyet Ortaokulu. Kardeşim 75. Ama halka oynarsa onunla gitmek isterdim ama. Tabii onun için de zorlanacağım. Ama çoğunlukla şey gitmek isterim, futbol. Büyünce de hayal futbol oynamak. Futbolcu olacaksın. Seviyorsun ha futbol, top oynamayı. Maşallah. Kızlar pek futbolu sevmez. Çok azdır kızlar da futbolu seven. Bizim okul neredeyse yarısı kızlar futbolu çok sever. Yani 8-0 falan yenmiştik biz geçen sene Beşiktaş'ken. Çok severiz. Bacağı da öyle mi kırdın yoksa? Hayır. Yok. Bacağını... Babamın yanında oyuncağın altında kırıldı. Bacağın mı kırıldı? Evet, bacağı kırıldı. Babası 15 gün beni istedi de. Verdik de 15 günlükte kırıldı da attılar onu üstümüze. Parasını bırak. Arayıp da kızım ayağın nasıl oldu bile demedi. Aile sahip. Şimdi ne? Hatice. Hatice dersleri nasıl? 2-3 dersim kötü ama diğer derslerim çok iyi. Yani öğretmenler de yardımcı olmaya çalışıyor ama. Yani matematiğim, sosyalim falan kötü ama diğer derslerimi düzeltmeye çalıştım. Çok çalış. Çok çalış. Böyle zayıf derslerine çalış yani. Çalışıyorum ama çok zor. Kırık, anlamıyorum. Kırık ne dengine gelemedi. Olduğu için geri kalmış. 2,5 ay gidemedin mi okula? Gidemedim. Tam okulların açılacağı zaman oldu. Ama benim kızımın hepsi yüz değil mi kızım?
Aferin ona. Bir miydi senin? Evet, bir. Öğretmenin kim senin? Bak öğretmen ismini de soruyor sana kızım. Aslıha. Aslan. Kirbastı. Zeynep, sevdin sen bebeği. Annesini süsleyici öğretmen edin mi kızım? Düştüğümde demiştim ki babama, o yatırılmamış 4 ayım var, o baba o 4 ayını yatırır mısın? Sen beni sadece para için ararsın, ben senin hiçbir işine yaramam dedi. Halama verdi. Ben de kapattım direkt. Hani bana bunu diyen bir babayla ne bileyim nasıl yani konuşabilirsin? Nasıl iyilik yapabilirsin? Sen ona iyilik yaptıkça o sana kötülük yapabilir. Huyluğundan vazgeçmez. Şu an laptopun yok yani. Yok. Yani ne? Hepsine. Evet, hani kendi dalı asıllar yüzümüze girecek alıyoruz. Baban geri mi aldı laptopunu? Önce sana hediye etti, sonra geri mi aldı? Aynen. Evet, biz komşuya bırakmıştık. Bir de kaçmamız gerekti. Kızımı gönderdi babasının yanına. İstedik ama vermedi. Hem o laptop demiş, almış oradan. Baban şu an Manisa'da mı yaşıyor? Manisa Kula. Ve şu anda babamla konuşsam benle konuşsam. Hani dayak. Büyüme kemiğinden kırılmış. Yalan yok, dedemin de yüzü burada. Milletten borç isteyerek bize baktı ama yine onları ödedi. Yine dedem bize baktı yani. Bize tek bakan anneannemle dedem. Yüzleri de burada. Babaannem beni aradı, nasılsın? Kapattı direkt. Bu yaptığı şey bu. Böyle babaannenin kullanıyorsa ben de ileride büyüdüğümde eğer oğlum olursa ben de öyle yapayım. Ama yapamazsın. Çünkü neden? Vicdanlar vermez. Ama onları verir. Ama işte annemin kıymetini de hiç bilmediler. Hep anneme kötülük yaptılar. Olsun kızım, ben buna şükür Allah'ımıza. Komşular sağ olsun. Aynen, insanlarımız sağ olsun. Öyle insanlar oldu kadar iyilik mi dedi? Hemen iyi. Başım çok ağrıdı daha migren olduğunu bilmeden önce. Babam beni hastanelerde bakardı, bir yerden borç bulurdu, yine bana bakardı. Ama ortaokula geçtim, o an babam bana yabancımış gibi davranıyor. Yani babam beni görmüyor. Sadece işine yaradım tek şey, şunu al gel, bunu al gel. Ne bileyim yani, babam mesajı kullanıyordu yani. Dedi şunu al gel, bunu al gel, şurayı topla. Annemle eli kırılmıştı ben beşe giderken. Orada evde kimse yemek yapamıyordu. Ben de canım kendim yapıyordum o halde. Bulaşıkları kendim yapıyordum. Her şeyi ben yapıyordum ama yine de babama yaranamıyordum. Bana orada gün verdi harçlık 5 TL'ydi. Orada ben sabah karnımı doyurmadan gidiyordum. Orada 5 TL'ye gidip poğaça alıyordum. Öyle karnımı doyuruyordum. Zaten orada öğle yemeği yok. Öğlene kadar okul bitiyor sonra. Eve gidiyordum. Karnımı doyuruyordum ama hiç yemek yok. Yemek yok. Yemek yok. İnşallah en güzel. Elimizden geldiğini yaparız. Bir erzak beni aradı, nasılsın? Kapattı direkt. Bu yaptığı şey bu. Böyle babaannenin kullanıyorsa ben de ileride büyüdüğümde eğer oğlum olursa ben de öyle yapayım. Ama yapamazsın. Çünkü neden? Vicdanlar vermez. Ama onları verir. Hatice. Hı. Yenge biz kalkalım artık. Sağ olun, teşekkür ederim. Hatice kalkıyoruz, gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Eşyaların dediğim yerden bir büyüğüne değiştirebilirsin, tamam mı? Biliyorsun zaten böyle bebeği. Zeynep, gidiyoruz. Gel bakalım arabaya kadar. Gel. Bak. Arabada da bir şeyler var şimdi. Allah'a ısmarladık abla. Zeynep, bak burada hep çerezler var, tamam mı? Kardeşin de yersin bunları hepsini. Çikolatalar, kekler, bisküviler hepsi var, tamam mı Zeynep? Abi şunu al bakayım, poşet yoktu. Ne yaptın? Sen götüremezsin bunu. Uşanlı gerçekten.
Abla bunda hep et ürünü var. Bunu dolaba koyursunuz. Çok teşekkür ederim. Burada da kuzu eti var. Derin dondurucu. Aynen derin dondurucu diyor. Götürebilecek misin? Sağ ol. Götürürüm. Teşekkür ederim. Hadi bakalım bir el sallayın Zeynep. Tamam ben yine gelirim. Hadi güle güle giyin eşyaları. Teşekkür ederim. Hatice dediğim gibi değiştirebilirsin bir günde. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Abla Allah'a ısmarladık. Güle güle. Teşekkürler. Allah razı olsun. Amin. Amin. Cümlemizden.